Yerel seçim çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz da adaylara destek olmaya devam ediyor. Milletvekili Burhanettin Kocamaz ilk olarak İyi Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Süleyman Çetin, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Özkan ve İl Başkanı Suat Şahin ile birlikte Yenişehir Belediye Başkan adayı Ahmet Arıcan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Yenişehirli muhtarlarla kahvaltılı sohbet toplantısında buluştu. İyi Partililer daha sonra Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Özkan'ın seçim ofisinin açılışına katıldı. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Bülent Özkan'ın seçim çalışmalarını yürütmek için kullandığı seçim irtibat ofisinin açılışı görkemli bir törenle açıldı. Seçim ofisinin açılış törenine İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Süleyman Çetin, önceki dönem Milletvekili Behit Çelik, İl Başkanı Suat Şahin, Yenişehir Belediye Başkan adayı Ahmet Arıcan ve teşkilatla birlikte yöneticilerle vatandaşlar katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren İyi Parti Mersin İl Başkanı Suat Şahin, seçim iletişim ofisinin Mersin'e hayırlı olması temennisinde bulundu ve Mersin iyi olacak, Türkiye iyi olacak dedi. Bugün Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Özkan'la yeni bir yola çıktı. Bülent Başkanımız Cenab-ı Allah nasip ederse Mersin'in sorunlarına vakıf, Allah kısmet ederse Mersin'in birçok sorununa, birçok hastalığına da çareyi inşallah Bülent Özkan Başkanımız bulacak. İnşallah Mersin iyi olacak, Türkiye iyi olacak. 31 Mart yerel seçimlerine demokrasi bayramını kutlamaya az bir zaman kaldığını söyleyen Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Süleyman Çetin, el birliğiyle, güç birliğiyle omuz omuza verip başarıya ulaşacaklarını dile getirdi. El birliğiyle, güç birliğiyle hep beraber omuz omuza vereceğiz, alın teri dökeceğiz ve bu güneşi yukarıya, İyi Parti'nin güneşini çekeceğiz. Yerel seçime kadar olan dönemin son derece kıymetli bir şekilde değerlendirilmesini isteyen Milletvekili Burhanettin Kocamaz da İyi Parti üzerinde oynanan oyunları anlattı. Seçimlere birlik, beraberlik ve dayanışma içinde güçlü bir şekilde gidilmesi gerektiğini belirtti. 2019'da bize oyun oynandı. Ona gelinceye kadar bu parti kurulurken ne kadar engellemeler olduğunu, bu partinin neşvi nema bulmaması için, Türk milletine umut olmaması için ne gibi tezgahlar kurulduğunu, ülkenin tepesinden en aşağıya kadar kimlerin burada rol aldığını hepimiz biliyoruz. Mersin'de 2019'da birileri düğmeye bastı, Burhanettin Kocamaz'ın önünü kestiler. Şimdi de aynı şekilde Mezitli'den başlamak üzere Anamur'da, Silifke'de bu partiye diz çöktürmek için omurgası olmayanlara el attılar ve partimizi güya akıllarınca o ilçelerde seçime girdirmemek için rol üstlendiler. Bir kısım parti yöneticileri de dahil paylaşım yapıyorlar. Ne diyorlar? İlçede şu kişi, büyükşehirde de Vahap seçer. Bunların affı mümkün değildir. Bu bir hainliktir. Saflarımızı sıklaştıracağız. Birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Ve bu şom ağızlılara 31 Mart'ta gerekli cevabı hep birlikte vereceğiz. Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi iyi yönetilmiyor. Yolsuzluklar ayyuka çıkmış. Bu yolsuzlukları durdurabilmek için hepimizin sırtında bir vebal var. Buna engel olmak zorundayız. Her kim ki hem İyi Parti'de olup hem de birilerinin değirmenine su taşıyorsa bilin ki hainin en büyüğüdür. Alabildiğimiz ne kadar belediye varsa alacağız ve bugün güneşi söndürmek isteyenlere bu fırsatı vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Genel Sekreter Ayfer Yılmaz da konuşmasında şefkatli bir belediyecilikle bütün Mersin'i kuşatacak birçok projeleri olduğunu anlattı. Yola çıkmaya hazır mıyız? Milletimize söz veriyor muyuz? Mersin'e söz veriyor muyuz? Projelerle onların geleceğini hazırlayacak mıyız? Evet. Hadi hep birlikte bu yolda Allah dürüstlerin yanındadır. Mersin'in geleceğine katkı sunmak, Mersin'in yarınlarına ışık tutmak için bir yola çıktıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Özkan da hür ve müstakil siyasetin önünü açarak yola çıktıklarını,
Mersin'in tüm ihtiyaçlarının kendi dönemlerinde karşılanacağını belirtti. Biz burada hür iradesine sahip, bu ülke için koşuşturan, çaba harcayan, bu ülke için uykularını kaçıran seçmenlerimizle bir arada olmak istiyoruz. İnşallah bu sahiplerle yola çıkıp çok daha iyi yerlere geleceğiz. Konuşmaların ardından seçim ofisinin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Seçim büromuz hayırlı uğurlu olsun. İYİ Partililer Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bülent Özkan'ın seçim ofisinin açılışının ardından hep birlikte Yenişehir Belediye Başkan adayı Ahmet Arıcan'ın seçim ofisi açılışına katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılış adeta bir mitinge dönüştü. Renkli görüntülere sahne olan açılış törenine katılan İYİ Partililer kazanacağız mesajı verdi. Başkanımız canımızdır.